Adam polisi aradı ya. Vallahi inanamıyorum. Not this red one? No, but it's the of my boss. Oh, okay. Sorry. No problem, no problem. What's your name? Reina. Reina, nice to meet you, Reina. I'm Engin. This is okay. Yeah. So I can take one of those cars too, right? What? I can take one of those cars? Yes. I can take. I'm no, joking. That's me. I'm joking, I'm joking. Burası Cancun şehir merkezinin sahile yakın olan tarafı ve en güzel yapılandırılmış, güzelleştirilmiş alan aslında. Tam böyle sitelerin olduğu yerde. Burası Cancun Towers diye geçiyor. Evet, ilk görmek istediğim yer burasıydı. Neresi bilmiyorum ama insanlar girip çıkıyor buradan. Belki burası yatların, katların olduğu, genelde zenginlerin yaşadığı bir bölge de olabilir. Elini kolunu sallayan girebiliyor mu? Onu bir görelim. Tamam. Güvenlikler bir şey demedi. Girdim. Bu bölge arkadaşlar Puerto Cancun'muş. Baktım. Bir de haritadan görünüşüne bakılırsa insan yapımı büyük ihtimalle. Çünkü hiç doğal durmuyor. Bundan sadece 50 yıl önce 1970'li yıllarda Cancun'da sadece 3 kişi yaşıyormuş. Daha burayı turistlerin gelebileceği bir noktaya dönüştürmeden önce. Sadece kokonat ağaçları varmış. Siz düşünün. Nasıl hem bir şehir merkezi hem de bir otel alanı denilen bölgeyi inşa etmişler bu 50 yıl içerisinde. Ve şu anda en yoğun, dünyanın en yoğun havalimanlarından birine sahip. Turizmden dolayı. Aradığım işareti buldum. Şimdi timsah avı başlıyor. Yani av derken timsah görme macerası. Şuraya bakın. Burada yürürüm ben. Ağaçların köklerinden de olayı kaldırım kalkmış. Umarım güvenlidir. Kanocular. Yani timsahlı gölde nasıl kano yapıyorsunuz ya? Ben yapmazdım. Bakın ne buldum. Hadi görüşürüz. Çok rahatsız etmeyeyim ben seni. Hop. Maalesef. Bugün de timsaha denk gelmedim. Disculpe. Hablas ingles? Poquito. Crocodile. Crocodile? Sí, pero en la noche. Sales más en la noche. ¿La noche? Ah, ok, gracias. Noche. Not today, not today. Bugün değilmiş. Timsah bulamasam da bisikletle gezmek baya keyifli. Hayda. Kampında çok garip bir yer buldum diyebilirim. Aha. Gizli bir bisiklet ve koşu yolu mu acaba? Acaba benim burada bulunmaya hakkım var mı? Yoksa yok. Tam benlik bir yol. İyi denk geldi. Bu arada otel bölgesine vardım. Dün de buradaydık ama tek bir sahili keşfettik. Otobüsle geçmiştik. Biraz yavaş şekilde görme ihtimalim olmadı. Bir de otobüs çok kalabalıktı, ayaktaydık. Hiç göremedim. Şimdi bisikletle daha yavaş bir şekilde gezebiliyorum. Aynı zamanda her yeri görebiliyorum. Size de gösterebiliyorum. Aha. Yol bitti herhalde burada. Bir terk edilmiş mekana benziyor.
Ben neredeyim ya? Aha, bir yol daha buldum. Devam. Burası büyük ihtimalle önceden golf oynanan bir yermiş ama terk edilmiş. Görünüşe bakılırsa. Private property. Cancun Golf Club'mış. Çıkıyoruz. Ayaküstü golf oynanan yeri gördüm. Ve otel bölgesine hoş geldiniz. Bazen insanlar böyle Netflix'teki Meksika ile ilgili bazı dizileri izleyip direkt Meksika'yı sadece kartellerin savaştığı bir bölge falan zannediyor. Sürekli çatıştığı. Halbuki sadece öyle değil. Böyle alanları da var. O kartel olayları da yaşanıyor. Yaşanmıyor değil bazı bölgelerde. Yok denilmez. Var bir şeyler. Ama insanlar hayatını yaşıyor arkadaşlar. Burada olduğu gibi, bizim daha önce yaşadığımız şehirlerde de olduğu gibi. Burası gece kulüplerinin, parti mekanlarının olduğu bölge. Cancun'un otel bölgesindeki. Şurada Hooters var. Nice Club. Burayı gece görmek lazım. Aha Joker. Yok, maske. Burada bir yerde bir sahil olmalı. Hola. Hola. Bana değilmiş. Bakalım burası nasıl? Wow. Nasıl da mavi duruyor şurası şöyle ya. Oha. Renge bakın. Burada biraz mola veriyorum. Hiç acelem yok bugün. Gerekirse bisiklete bir daha dönmeyebilirim şu anda. O kadar hoşuma gitti yani. Bu sahilde de askerler var. Adamlar inanılmaz havalı duruyor yalnız gözlükleriyle falan. Şimdi daha iyi anlıyorum. İnsanlar neden Karayip Denizi'ne geliyor? Bakalım burası nasıl? Güneş gitti. Belki görüntü diğer yerler gibi güzel görünmeyebilir şu anda ama sahil hoş olabilir gene de. Başka bir halk plajı. Aa, biraz daha kalabalık burası. Ama benim sevdiğim bir şey var. Sahil voleybolu. Çok severim. Bir zamanlar Malezya'da Langkawi adında bir adada yaşardık arkadaşlar. O dönem plaj voleyboluna ben çok merak sarmıştım. Her gün belirli bir grup arkadaşım vardı. Onlarla gider oynardım. Şimdi de fırsat bulursam tabii ki oynayacağım. Bravo. Good job. Good, good. Very good. Very good. Here. Good. Here. I got it. Over. Jump. Bravo. Good. Out. Nope. No. Yes! Good job, bro.
Sorry. Oynayabildim. Ama tamamen kum oldum. Her yerim. Böyle nasıl bir 15 kilometre daha bisiklet süreceğim hiçbir fikrim yok ama. Eve geri dönmem gerekiyor bisikletle beraber. Otele. Çok yoruldum. Karnım aç. Bu hiç iyi olmadı işte. Nasıl patladı ya? Nerede patladı ya? Yol yürüyerek 3 saat. Çok zor bu sıcakta. Başka bir yol arayacağım. Başta hiç aklıma gelmedi ama otostop çekebilirim. Eğer arka kasası olan bir araç bulursam. Daha akıllıca bir fikir gibi geldi 3 saat yürümektense. Şimdi göreceğiz. Kaç dakikada bulup bulamayacağım. Bisiklete böyle koydum insanlar sorun olduğunu anlasın diye de arkasında kasası olan çok araç geçmiyor. 5 tane falan gördüm, hiçbiri durmadı ama. Şu abi geldi yardıma, beni bir şekilde otobüse bindirecek herhalde. Benim yerime soracak. Ne? İlk otobüs tınlamadı bile. Yanlış anlamadıysam adam herhalde benim için 911 gibi bir numarayı aradı. Birileri desteğe gelsin, yardıma gelsin diye. Bakalım neler olacak. Vallahi polis arabası geldi. Helal olsun ya. Kasası olan bir araçla geliyorlar. Mi bicicleta no aero. Do you like Cancun? Yes. Yes, I like my life here. Yeah, beautiful place, huh? Yes. Your family, your wife here? Yes. Perfect. I have two sons. How old are they? 7. Uh-huh. And the other is 3. 7 and 3. Yes. If it's not problem, can I ask you the salary of a police in Mexico? Is that okay? Yeah, or? My salary is 6,000 pesos for 2 weeks. Or three. Si, si, si. Quiero. Uh-huh. You see this painting? Oh, okay. That's the hotel. La pintura. Yeah. Pintura de Buda. Okay. Aquí. Muchas gracias. Aa, polis buradan kapı açılmıyor ki. Kitlemişler beni içeri. Bye bye. İnanamıyorum ya. Bildiğin yumruk tokuşuyoruz, fotoğraf çekiniyoruz. İnsan bir de Meksika polisinden korkuyor. Adamlar otelime kadar bıraktı beni resmen. Ben büyük ihtimalle çok merak etti. Biraz geciktim normalden planladığıma göre. So, you know who gave me a ride until the hotel? Guess who would do that? Your follower. No. Take a look at the picture that I send you and you will understand. Oh my god, I was on a police car in Mexico. And they were so nice. O nasıl bir atıştır ya.